Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün konuklarımızla birlikte TODEX kripto para vurgunun anlamını ve koronavirüs salgını konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Bir seneyi aşkın bir süredir koronavirüs salgını ülkenin ve dünyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 146.270.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3.100.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 124.075.000'i aştı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına ilişkin dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 49.438 yeni vaka tespit edildi. 343 kişi ise hayatını kaybetti. Son sayılarla birlikte toplam vefat sayısı 37.672'ye yükseldi. Koronavirüs salgınıyla devam ediyoruz. Gün içerisinde Profesör Doktor Selim Badur'u aradık. Koronavirüs salgında artan vaka ve ölüm sayılarının anlamını, aşılamada kafamıza takılan soru işaretlerini sorduk. Şimdi kaydımızı dinliyoruz. Selim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi koronavirüs salgını 1,5 seneyi aşkın bir süredir konuşuyoruz ve maalesef tablomuzda pek iç açıcı değil. 150'lere gelen ölüm sayıları, 59-60 bin civarında da vakalar söz konusu. Bu artışın sebebi de uzun zamandır konuşuluyor. Önlemlerin gevşetilmesinin yanı sıra bir de varyantların da etkisi var. Biraz böyle başlayalım mı? Bu tabloyu 1,5 seneyi aşkın bir süre sonra görmek ne anlamını çıkarmamız gerekiyor sizce? Teşekkür ederim ilginiz için ve sorunuz için. Şimdi tabii aslında dünyada global olarak küresel boyutta bakarsak eğer ülkemizde alınan önlemler ve sağlık otoritesinin konuya yaklaşımı bugünlerde yaşadıklarımızın ortaya çıkması için çok da şaşırtıcı olmayan bir gelişmeyi sergilediler. Gerçekten çok şeffaf olmayan bir yönetimle ne olup bittiğini biz resmi ağızlardan tam duyamıyoruz. O zaman garip bir boşluk oluşuyor veya kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi uzun süre sayısal olarak gerçek veriler ne bildiriliyor bize diye hem olgu sayısı hem yaşamı izleyenler sayısı açısından bu kuşkunaldı. Sonra vaka tanımı değişti biliyorsunuz. Bu ülkedeki en yetkin tıp meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği ve tıp odalarının temsilcileri hiçbir zaman onlara danışılmadı ve onlarla bir işbirliğine gidilmedi. Sonuçta da böyle birbirleriyle çelişkili. Aslında konuyu bilen ya da biraz daha az önce bilimsel bakanlar için gayet komik, ironik bir durum ortaya çıktı. Ne yazık ki o durum devam etmekte. Ocak ayı sonunda her gün yapılan testler içinde pozitiflik oranı %3.8 idi. O oran her gün arttı. Geçen hafta %3.8'den %20'ye çıkmış oldu. Hani dün itibariyle %17.8'e falan düştü ama yani yine de 3'lerden 20'lere çıkmış bir yani 6-7 liste artış var pozitiflikte. Ve tabii biz şunu bilmiyoruz doğrusu isterseniz. Pozitif test yani yapılan testler örneğin 3000 test yapılıyor. Kime yapılıyor, ne amaçla yapılıyor onu bilmiyoruz. İşte yaş gruplarına göre olguların ya da yaşamını kaybeden insanların dağılımını bilmiyoruz. İşte ülkemizde şu anda daha kolay bulaşma özelliği olan İngiliz varyantı dolaşımda deniyor. Hani nerede yapılıyor bu testler, kaç tane yapılıyor, kimlere yapılıyor, nasıl yapılıyor, sonuçlar nedir bunları bilmiyoruz. Genellikle şöyle bir yaklaşım var. İşte her akşam meşhur turkuaz tablo denilen tablo eşliğinde bakanlığın ya da bakanlığın yaptığı açıklamaları işte bu bilgileri size veriyoruz. Bunlarla yetinin deniyor. Yani onlarla yetinilmiyor pek. Bu durumda alınan önlemler de benzer bir şekilde çok hani bilimsel bir temeli açıklaması olup olmadığı şüpheli bir takım önlemler. Bakıyorsunuz işte 1 Mart'tan itibaren bir açılmaya gidildi. Artık herkes bunları konuşuyor ve biliyor. Yani açık havada dolaşmak örneğin dün 23 Nisan'da, bugün 24 Nisan'da yasak. Sokakta yürümek yasak ama hafta içinde AVM'ler açık. Bunlar hep söylenen şeyler. İşte restoranlar, kafeler kapatılıyor ama hafta içinde dükkanlar açılıyor. Yani bu yarım yamalak yapılmış bir takım önlemler tabii. Herkesin konuyu bilenlerin sağduyuyla yaklaşanların söylediği bir şey var. İşte 2 hafta en az
bilemediniz 3 ya da 4 hafta tam kapanma diye. Bunu insanlar sonbahardan beri, geçtiğimiz yıldan beri dile getiriyorlar. Bu yapılmadıkça, ekonomik kaygılarla bu ötelendikçe daha fazla ekonomik kayıplar olacak ve eskiden belki 2 hafta tam kapanma yetecek, şimdi belki 4 hafta bile yetmeyecek. Ya böyle tuhaf bir durum var. İşin ciddiyetini acaba yetkililer algılamıyorlar mı? Bizler mi abartıyoruz? Bu soruyu aklıma geliyor ama bu açıdan da baktığınız zaman siz de belirttiniz, varılan sayısal değerler hani işin çok parlak olmadığını ve iyi gitmediğini gösteriyor. Yani aslında işte, abartılması gereken şeyler belki de bu rakamlar yani. Hani biz bu rakamları gelene kadar neleri gördük yani. Tabii yani doğrusunu isterseniz neye inanacağını da şaşırmış bir toplum var şu anda. Hani sürekli olarak yurttaşlar kurallara uyuyorlar deyip topluma açılmakta. Bu iş böyle giderse insanlar ciddiye alamıyorlar gibi geliyor bana. Hani bunları daha doğru dürüst, daha akılcı anlatmak lazım. İşte bugün örneğin bilim kurulu üyelerinden bir kişinin istifa ettiği haberi dolaşıyor sosyal medyada, basında, ileri doğrusunda. Ama o bilim kurulunun herhangi bir tüzüğü bir kurala bağlı değil. Yani onlar resmen bir yere atandılar, bir kurul vardı, oraya atandılar. Ve o kuruldan istifa ettiler. Böyle bir şey yok zaten. Hani bir gün çağırırlar, bir gün çağırmazlar. O kurumun bir yaptırımı yok. Bir yandan bunlar var, bir yandan tabii dediğim gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Böyle bir hani karışık bir durum var. Hani ciddiyetten uzak böyle bir süreç yaşıyoruz. Yani peki, Selim Bey, yani biraz aşılamalara bakalım mı? Yani aslında uzun süredir de sosyal medyada şu da yer alıyor. Yoğun bakımlarda yer olmadı. Yani Türkiye artık bu hale gelen bir koronavirüs sürecine geldikten sonra da aşılarda da aslında iki tane aşı var elimizde. Sinovac ve BioNTech ve aşılama bu hafta itibariyle 55 yaş üstüne de geldi. Fakat aşılamanın hızı salgını pek kesmiyor gibi de gözüküyor. Hem bu aşılamanın hızını soracağım size hem de şöyle şeyler dolaşıyor. Yani biz işte uzun süredir bu konuyu konuştuğumuzda doktorlar şunu söylüyor. Hangi aşıyı bulursanız yaptırın deniyor. Yani tek çıkış noktamız aşı. Fakat bununla birlikte şu iki tartışma da var. İşte bu aşı biraz daha riskli. Onun için Sinovac aşısını tercih edin gibi yorumlar da oluyor. Bu da aslında kafalardaki soru işaretlerini fazlalaştırıyor gibi geliyor bana. Onun için bu yorumunuzu da almak istiyorum konuyla ilgili. Tabii bu kafa karışıklığı hemen hemen her ülkede var aslında. Yani bir ülke düşünün, örneğin Belçika, küçük bir ülke, işte 3 ya da 4 çeşit aşı erişimi var. Kim hangi aşıyı alacak? İnsanlara tercihine bırakılmıyormuş Belçika'da. Sırası gelen hangi aşı varsa siz şu aşıyı olacaksınız diyorlar. Niye yandaki komşum A aşısını oluyor da ben B aşısını oluyorum? Örneğin Batı'da AstraZeneca aşılarında işte bu pıhtılaşma sorunundan bahsedildi. Bu nedenle hani Dünya Sağlık Örgütü'nün falan bana kalsa yanlış bir açıklaması oldu. Yani öyle yaklaşılmamalıydı herhalde diye düşünüyorum. Hani ben Dünya Sağlık Örgütü'ne eleştirmek haddim değil benim ama en azından ben yadırgadım. Hani yararı daha fazladır. Yani hani bir çapım çok ciddi zararları var da yararları daha ağır bastığı için elimizde de bu var. Kullanıverin canım gibi bir şey anlaşılabilir. Şimdi birinci dozun AstraZeneca aşısı olanlar ikinci doz olmaktan çekiniyorlar falan. Orada da bir kafa karışıklığı var. Türkiye'ye gelince bakın bu ülkede bir dönem çocukluk çağı aşılamaları için Haydi Çocuklar Aşıya kampanyası yapılmıştı. Ve orada çeşitli tiyatro sanatçıları, çeşitli işte rol modeller değil. Onlar açıklamalar yapmışlardı. Televizyonlarda, billboardlarda spotlar, ilanlar, afişler vardı. Biz bu dönemde koronavirüs aşılaması için, COVID-19'a karşı aşı için böyle bir geniş çaplı bir kampanya, etkili bir kampanya görmedik. Allah Allah diyorum ben, yani niye böyle? Daha sonra Ankara'daki arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla elde aşı yok diyorlar. Yani insanlar aşıya çok daha fazla rağbet etseler, ilgi gösterseler kapıdan dönecekler. Şu anda Aralık ayının başından itibaren şu aşıdan şu kadar milyon doz geliyor, bu aşıdan şu kadar geliyor, şu gün geliyor,
Bütün bu haberlerin hiçbirisi zamanında olmadı ve belirtilen miktarlarda olmadı. Önce ilkbaharda, daha sonra sonbaharda yerli aşımızı kullanacağız dedik. Bu yerli aşıyı hazırlamak için çalışmaları yapan birçok ekipteki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onlar da hiçbirisi hani bunun bu kadar kısa vadede olmayacağını belirtiyorlar. Bu nedenle bu yetkili ağızların yaptığı açıklamaların zamanında yerine gelmemesi insanlarda böyle bir boşluk, bir güven azalmasına yol açıyor. Şu anda aşılara bakıyorsunuz, hani insanlar inaktif aşıyı mı kullansınlar, RNA aşısını kullansınlar. Evet, doğrudur. Hangi aşıyla aşılanırsanız aşılanın, bulduğunuz aşıyı yaptırın sözü önemli. Bir de biraz ayrıntı olabilir ama bu aşılar hani %94 koruyor, öteki %85 koruyor, bir tanesi %50 koruyor, diğeri %70 oluyor. Bu sayılar, sayısal değerler fazlık çalışmaları aşamasında ideal koşullarda yapılan çalışmalardır. Hiçbir aşı bu aşamada %90 etkiliyken gerçek hayatta %90 etkili olmaz. %70'e iner o etkisi. Yani gerçek hayat verileri her zaman o sayısal değerlerden farklıdır. Bir de bu işin içine aşı karşıtlığı ya da aşı temindeki müşteriler nedeniyle aşılama oranlarının düşük olduğunu düşünürseniz, bizim o beklenilen, arzu edilen toplumsal bağışıklığa erişmemiz daha çok zaman ister. Olan bu arada insanları oluyor. Yani yaşamını yitirenler, ağır hastalananlar var. O nedenle ister aşılanın ister aşılanmayın. Aman bu çok basit gibi görünen, artık herkesin ezberlediği ama gerçekten en az aşı kadar etkili olan maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarına uymak, el hijyeni, bunlara dikkat edilmesi çok önemli. Siz çünkü aşılansanız da kendiniz ağır hastalıktan korunuyorsunuz belki ama virüsü alıp etrafa yaymanız devam ediyor. O nedenle aşılandım ben diyerekten bu kurallardan, bu önlemlerden vazgeçmemek, bunlara azaltmamak lazım. Ülkemize ait aşılarla ilgili belki eklemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bir noktada bu antikor testleri. Yurt dışında bir Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde 52 ülke vardı. Onların bir toplantısında bulundum geçen hafta ve gördüm ki Türkiye dışında aşılandıktan sonra antikor testi yaptırmak isteyen, antikor testini yaptırmayı düşünen başka hiçbir ülke yok. Kimse bu antikor testlerinin standartize olmadığını düşünüyor herkes ve hani bunun bir yararı yok zaten, niye bakılsın ki diyorlar. Ama ülkemizde ticari olarak bu antikor testlerinin önemi varmış gibi yansıtılıyor. Siz A laboratuvarında aynı kan örneğinde antikor yok, diğerinde antikorlar çok yüksek düzeyde diye sonuç alabilirsiniz. Her laboratuvarın kullandığı kite ve standartlara göre farklı sonuçlar elde edilebilir. Çünkü şu anda uluslararası kabul görmüş bir koruyuculuk düzeyi belirlenmemiştir. O nedenle böyle antikor testleri falan. İşte mesela bu örnekte de olduğu gibi antikor testleri, yani toplumdaki algı açısından söylemek istiyorum bu örneği. Dünyanın hiçbirinde, başka birinde antikor testi falan kullanılmıyor, bizde kullanılıyor. Dünyanın hiçbirinde belirli yaş gruplarının sokağa çıkması engellenmiyor, bizde. Dünyanın hiçbir yerinde, bir ülkesinde izleyebildiğim kadarıyla böyle garip bir yasak ve kısıtlama uygulaması yok. Yani dükkanlar açık ama açık havalarda gezmek hafta sonu kapalı falan. Yani iş ciddiye alınıyor mu, alınmıyor mu? Ekonomi kaygılar ne kadar ağır basıyor, bunları bilmek doğrusu tersine pek mümkün değil. Bir dizi çelişkili ve su hesabına dokunmayan açıklamalar yapılmakta. Valla ne diyeceğim bilemiyorum açıkçası. Hani biraz kendiliğinden bir mutasyona uğrayıp da virüsün hastalık yapma ve yayılması azalırsa belki bizde de olgu sayıları azalır, yoksa bu tarz yarı gerçekçi yarım önlemlerle herhangi bir yere varılması kısa vadede pek kolay değil. Selim Bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Karamsar bir hava gibi oldu ama ne yazık ki sizin de başta belirttiğiniz tablolar bu şekilde. Pek iç açıcı olmuyor zaten. Öyle. Evet. Çok evet. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
Haftanın bir diğer gündem maddesi TODEX olayıyla devam ediyoruz. Kripto para borsası TODEX'in işlemlerini durdurmasından sonra şirketin sahibi Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolara yurt dışına çıktığı iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü TODEX'in kurucusu Özer hakkında kırmızı bülten çıkardığını açıkladı ve soruşturma kapsamında 65 kişi ise gözaltına alındı. Şimdi Gökçe Çiçek Köseadağ'ın izlenimlerine bakalım. Ardından konuyu konuşmak için Profesör Doktor İbrahim Turhan'a bağlanacağız. Türkiye dünden beri kripto para borsası TODEX'i konuşuyor. Nedeni ise TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası. Interpol Özer hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. TODEX hakkında başlatılan soruşturmada ise İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde 62 kişi gözaltına alındı. 78 kişi hakkında ise gözaltı kararı var. Soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor. Biz de şu anda TODEX'in İstanbul Göztepe'deki genel merkezinin önündeyiz. Burada basın mensupları bekleyişini sürdürüyorlar. Özer'in Arnavutluk'ta olduğu iddia ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı'nı telefonla arayarak Özer'in yakalanması talebinde bulundu. Faruk Fatih Özer ise yaptığı açıklamada tüm iddiaları reddediyor. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bu geçtiğimiz hafta TODEX olayı aslında haftanın gündemine oturdu ve benim aslında şöyle bir şeyim oldu. Kripto para dünyasına eskiden güvenilmiyordu. Yani bir güven yoktu. Fakat yeni yeni güven duyulmaya başlayan bir kripto para dünyasında böyle bir şey yaşandı ve hem buna bir şöyle bakmak isterim. Hem nasıl etkileyecek bu olay, hem de biraz anlamına bakalım mı bunu? Tabii ki. Sahra Hanım, öncelikle şunu bir altını çizelim, izleyicilerimiz açısından da bir açıklığa kavuşsun. Bu yaşanan olay kripto paraların doğası ya da özellikleri, niteliği ile ilgili bir şey değil. Yani bildiğiniz nitelikli dolandırıcılık sorunu yaşanan. Temelinde de yetkililerin çok uzun süredir yapılan uyarılara karşın sorumluluklarının gereği olan düzenlemeleri yapmamaları yatıyor. Yani yapmaları gereken düzenlemeyi yapmayıp sonra son anda böyle büyük bir panik içerisinde biliyorsunuz böyle toptan bir yasaklama yaptılar. Hatta 16 Nisan'da. Evet. Evet evet. Hatta yani bir şeyin yasaklanmamasına, daha doğrusu bir şeyin kullanılamamasına dair yönetmelik diye bu espri konusu da oldu biliyorsunuz sosyal medyada. Şimdi durum ne? Normal koşullar altında herhangi bir yatırımcı kendisi kendi başına bir kripto varlık satın almak isterse bunu yapabiliyor. Burada da herhangi bir sorun yok zaten. Hani yani kripto paraların kendi doğasına ilişkin sorunları bir tarafa bırakıyoruz. Yani orada da bir güvenlik sorunları var çünkü. Hani nasıl saklanacağı filan çok şey değil. Tam anlamıyla güvenli bir yol bulunabilmiş değil. Kaybolabiliyor, siber saldırılara konu olabiliyor ya da işte o kripto varlıkları sakladığınız cüzdanı bir şekilde fiziki olarak kaybedebilirsiniz ya da ona bir zarar gelebilir. Yani bunları bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi ama bunu işlem platformları üzerinden almayı tercih ederse insanlar, yani doğrudan kendileri bir madencilik ya da doğrudan satıcı bir kişiden bunu almak yerine işte kendilerine borsa adı verilen, daha doğrusu kendi kendilerine borsa adı veren bu platformlardan almayı tercih ederse ne yazık ki bu platformların insafına kalmış durumdalar. Yani burada işte bir denetim, düzenleme bu kuruluşlarla ilgili, alım satım işlemleriyle ilgili, saklama işlemleriyle ilgili bir düzenleme yapılmadığı için burada yani mesela ne olabiliyor? İşte yakında yaşanan iki örneği hemen ben size aktarayım. Anladığım kadarıyla benim bu geçmişe dönük şeylere de baktım. Bu mesela TODEX işinde bazı yatırımcılar Sahra'nın Bitcoin almak istemişler. Fakat işlem platformu bakmış kendisi açısından, demiş ki ya bu Dogecoin çok artacak, ben Dogecoin alayım. Yani adeta Dogecoin Bitcoin paritesine dayalı bir spekülasyon yapmışlar. Dogecoin'in değeri çok artacak. Oradan kazandığım parayla ben zaten o Bitcoin'leri alırım, üstü de benim cebime kalır diye. Ya da yatırımcılar nasıl olsa
satın aldıkları, bu platformlardan satın aldıkları paraların sadece, ya yani kripto varlıkların diyelim, sadece belli bir kısmını fiilen çekip kendi cüzdanlarına, soğuk cüzdanlarına attıkları için bunu gözlemlemişler. Tıpkı nasıl biliyor musunuz? 15. yüzyılda ilk kağıt para sisteminin, ilk kısmi rezerv bankacılığının, yani fractional reserve banking İngilizcesiyle kısmi rezerv bankacılığının ortaya çıktığında sarrafların yaptığı gibi. Yani nasıl olsa benden bu kripto varlıkları alanların sadece belli bir kısmı fiilen bu varlıkları alıp kendi cüzdanlarına transfer etmek isteyecekler. Dolayısıyla ben o parayı kendim kullanabilirim diye düşünmüşler. Yani bu örnekleri var mı bunun? Geçmişte var. Mesela bakın bankerler olayı. Bunun tipik bir örneğidir. Titan olayı. Bu 1990'lı yıllarda bunun tipik bir örneğidir. Jet Fadıl bunun tipik bir örneğidir. Çok ortaklı şirketler, hani bu Orta Anadolu merkezli biliyorsunuz bir dönem kuruldu, hızla yayıldı yine 1990'larda. Bunun tipik bir örneğidir. Daha yakın dönemde bu Çiftlik Bank bunun tipik bir örneğidir. Yani bu gibi düzenleme yapılmayan ve açık bırakılan alanlarda kötüye kullanım ve güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık diye nitelendirilebilecek bu gibi işlemler olur. Bunların kripto varlıkların kendisiyle, doğasıyla, işlem biçimiyle bir ilgisi yok. Yani bunun çok açık bir şekilde ortaya konması lazım. Yani öyleyse bizim anladığımız şu, bu 16 Nisan'da evet bir kripto para yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı ve 30 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam yürürlüğe girecek. Şimdi yani bu alınmayan önlem ve uzun süredir biz Bitcoin'leri, kripto paraları kullanıyoruz. Neden bu döneme Tabii kadar ki. alınmadı ve neden bu yol açıldı o zaman? Şimdi bakın, yani bir benzer şey eskiden sermaye piyasası içinde söz konusuydu Sahra Hanım. Yani bu sermaye piyasasını tanıyanlar hemen hatırlayacaklardır. 1994 krizi çıktığı zaman aracı kurumların bir kısmı iflas etti ve o aracı kurumda varlıkları olan, sermaye piyasası varlıkları olan, hisse senetleri olan yatırımcılar ciddi bir mağduriyet yaşadı. Sebebi şu, saklama ile ilgili, yani işlemlerle ilgili düzenlemede açıklık olması. Ondan sonra ama Merkezi Kayıt Kuruluşu kuruldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu adeta bir tescil dairesi gibi, bir kayıt dairesi gibi, kimin ne kadar varlığı varsa bunu kayıt altına aldı. Şimdi dolayısıyla şu anda sermaye piyasasında bu anlamda herhangi bir sorun yaşama olasılığı yok. Son derece güvenli bir altyapımız var, kurumsal altyapımız var. Keza mesela ben bugün yayından önce sosyal medyada hani nasıl değerlendirilmiş bu olaylar? Çünkü biliyorsunuz iki başka kuruluşla ilgili daha da şu anda sıkıntı var. TODEX'ten sonra. Hani bu tabii çok önemli bir gündem oldu. Nasıl değerlendiriliyor diye baktım. Mesela çok orada bilgisizlikten kaynaklanıyor sanıyorum. Çok böyle yanlış ve tehlikeli olabilecek yorumlar yapılıyor. Mesela işte söz gelimi ben bir yerde rastladım. Canım işte bankalardaki paralar da böyle değil mi? Onlar da kaydı değil mi? Yani onlar da yok olup gidebilir gibi. Bu kesinlikle doğru değil. Bir kere hani burada bir panik de oluşmaması gerekli. Yani ne bankacılık sisteminde ne sermaye piyasasında böyle bir risk yok. Niye? Çünkü gerekli düzenlemeler var. Gerekli kurumsal altyapı düzgün bir şekilde oturmuş durumda. Buradaki sorun bunu düzenlemeleri gerekirken, yani bu kripto varlıkların alımının, satımının, saklanmasının merkezi işlem platformlarında nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme yapılması gerekirken, bunların vergi karşısındaki durumlarına ilişkin düzenleme yapılması gerekirken bunu yapmadı yetkililer. Israrla yapmadılar. Yani 2017'den beri bu çeşitli kereler kendilerine hatırlatılmasına rağmen, sonra son dakikada ya bu iş kontrolden çıkıyor, yasaklayalım kökten diye bir yasaklama yaptılar. Belki de hani bu olayların gerçekleşmesini de bilemiyorum tabii. Hani şimdi burada da bir yargıda bulunmak doğru olmaz ama yani bunu tetiklemiş bile olabilir. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey konuya dair? Valla Sara Hanım, işte bu hani bileşik kaplar vardır ya fizikte. Yani bir suyun seviyesi bütün kaplarda aynı düzeyde olur. Şimdi işte mesela bakın, dün akşam bir
yani birkaç televizyon kanalının ortak yayınında prime time'da bir Merkez Bankası başkanının sözlerini, ifadelerini ben kendi adıma Merkez Bankası'nda yıllarını geçirmiş birisi olarak büyük bir üzüntü içerisinde dinledim. En temel kavramlara bile ne kadar uzak, ne kadar temelden yanlış, anlamsız, tutarsız şeyler ifade edildiğini ne yazık ki büyük bir endişeyle, hem üzüntü hem endişeyle izledik. Şimdi burada da bunun bir başka yansımasını görüyoruz. Yani bu genel olarak Türkiye'de bürokraside kurumsal yetkinliklerin aşınmasının, insan kaynağı niteliğinin kötüleşmesinin, düşmesinin genel bir yansımasını görüyoruz ne yazık ki. Bu ülkenin içinde bulunduğu genel yönetim krizinin bir sonucudur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar vakit ayırdığınız ve katıldığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Profesör Doktor İbrahim Turhan ile TÖDEX kripto para vurgunun anlamını ve kripto para düzenlemelerini konuştuk. Haber hafta sonu şimdi de iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Hafta sonu siyaset programının bu haftaki konuğu Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş idi. Murat Aksoy konuğu Erkan Baş ile 128 milyar dolar nerede tartışmalarının, kabine değişikliğinin anlamını ve koronavirüs salgınının Türkiye'de nasıl yönetildiğini konuştu. Alınması gereken önlemleri alsaydınız böyle yaşamayacaktı. Bakın bu iktidar tarihe 5 maskeyi dağıtmayı beceremeyen bir iktidar olarak, halkı aşılamayı beceremeyen bir iktidar olarak geçici. Bunun önemli bir bölümü akıl dışı ve bilim dışı yönetimde ısrardır. En basitini söyleyeceğim. Türk Tabipler Birliği diye Türkiye'deki tüm hekimleri temsil eden bir örgüt var. Bu örgüte düşmanlıkları nedeniyle pandemi yönetimine dahil etmiyorlar. Sadece siyasi gerekçelerle bu örgütü bu sürecin dışında tutarak oradaki birikimden, oradaki halkçı politika birikiminden, halk sağlığı birikiminden faydalanmak istemiyorum. Sol Açık programında bu hafta Alper Taş özelleştirme krizini ele aldı. Sağlık sistemiyle işsizlikle mücadele kullanılması gereken paraların silahlanmada harcalandığını söyleyen Alper Taş, ülkede özelleştirme krizi yaşanıyor, çare kamucu perspektifle ekonomiyi yeniden düzenlemek dedi. Şimdi bütün Türkiye işte bütün bu politikaların özelleştirme sonucu iflas etmiş bir politikaların sonucu olarak büyük bir ekonomik yıkımla bugün yüz yüze. İşte işsizlik artıyor, enflasyon artıyor, kurlar yükseliyor, hayat giderek daha pahalılaşıyor, cari açık büyüyor, borçlanma artıyor, yoksulluk büyüyor. Sadece bunlar büyümüyor, bunlar artmıyor. Vaka sayıları da artıyor, ölümler de artıyor. Yasaklar da artıyor, baskılar da artıyor, demokrasi alanı daralıyor, hak ve özgürlükler kısılıyor, sesler ve çoğulculuk yok ediliyor. Yani söylenildiği gibi işte demokrasiyi geliştirecek denilen bu piyasa demokrasisi tam tersine demokrasi alanını daha da daraltıyor. Şimdi buradan işte bu az önce dile getirdiğimiz bu kriz, özelleştirmeci, neoliberal zihniyetin yarattığı bu krizden çıkışın yolu esasen kamucu bir perspektifle ekonomiyi yeniden düzenlemekten geçiyor. Yani bu krizden çıkış noktasında önemli bir başlangıç olarak kamuculuğu ele almamız, görmemiz gerekiyor. Kamuculuk bir ekonomik kavram gibi ele alınamaz salt tek başına. Aynı zamanda kamuculuk çoğulcu ve demokratik bir rejimin de altyapısıdır. Kamuculuk bir yönüyle bir demokrasi perspektifidir. Bunu da ele almamız gerekiyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümüydü. Profesör Doktor Levent Köker Hukuk ve Demokrasi'de bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle milli egemenlik kavramlarını değerlendirdi ve en üstün güç olarak egemenlik günümüzde geçerli değildir dedi. Egemenlik dediğimiz her neyse onun millete ait olduğunu söylüyoruz. Milletin tanımında ve tarihsel perspektiften baktığımızda oluşumunda, şekillenmesinde yaşanan sorunların bugün çeşitli biçimlerde yaşandığını da görmekteyiz. Kürt sorunu bunun en can alıcı boyutlarından bir tanesidir ve hala çözümünü beklemekteyiz. Bu sorun çözülmüş değildir. Ama bir taraftan da bu egemenlikle ilgili bir anlayış veya bir bunu bir siyasal mit gibi
tekrarlayıp durduğumuz bir kavram var. Onunla ilgili de bir problem var. Problem şu, egemenlik dediğimiz zaman bütün siyaset bilimi ve kamu hukuku kitaplarında egemenlik tanımı gereği bir güçtür, bir iktidardır ve bu iktidarın bazı nitelikleri vardır. Egemenlik dediğimiz iktidar mutlaktır, sınırsızdır ve bölünemez olan bir iktidar biçimidir. Cumartesi anneleri 839. haftasında 1915 yılında gözaltına alınıp kaybedilen Ermeni aydınları andı. Açıklamada konuşan Robert Koptaş, bu insanlar devlet tarafından gözaltına alındılar, hiçbir suçları yoktu, yargılanmadılar, Anadolu'nun bilmeyen yerlerinde katledildiler dedi. Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 839. haftasındayız. Bu hafta hakikati bilme hakkımıza sahip çıkıyor, 106 yıl önce gözaltına alınarak kaybedilen Ermeni aydınlarımızı anıyoruz. Bu insanlar devlet tarafından gözaltına alındılar. Üzerlerine atılı hiçbir suç yoktu. Yargılanmadılar. Anadolu'nun bilinmeyen yörelerinde katledildiler. Çankırı ve Ayaş yakınlarında. Mezarları yok, mezar taşları yok. Kimse suçlanmadı, kimse yargılanmadı. Devletin gözetimi altındayken kaybedildiler, yok edildiler. Bir mezar taşları dahi olamadı. Kaybedilen Ermeni aydınlar gerçeğiyle sağlıklı bir yüzleşme, hesaplaşma sağlanamadığı için bu topraklarda gözaltında kaybetmeler devam etti ve devam ediyor. Kendisi gibi olmayanları ötekileştiren, düşmanlaştıran aynı zihniyet bizimle sevdiklerimizi gözaltında kaybetti. Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız gibi Ermeni aydınları da hakikat ve adalet mücadelemizde yaşatacağız. Unutturmaya karşı hatırlamayı, inkara karşı hakikati, cezasızlığa karşı adaleti savunmayı sürdüreceğiz. Eksik olan programın bu haftaki bölümünde Ömer Çeşit ve Kozanoğlu'nun Ahmet Mümtaz Taylan ile yaptığı söyleşinin ikinci bölümü vardı. Programda Taylan'ın Irmak Zileli ile söyleşi formatında yazdığı ara toplam kitabının üzerinden başarı ölçütü, yetenek, çalışkanlık ilişkisi, birey olma süreci ve multidisipliner eğitimin hayata yansıması ele alındı. Yetenek ancak çalışmayla, emekle parlayan bir şey. Hatta en uç noktaya gidip sonunda bir yerde şunu da söylüyorum. Yeteneğimi benden alabilirler, arkasından ağlamam. Çalışarak bir daha yaparım çünkü diyorum. Söylediğim bu. Nitelikli olabilmesi için yeteneğin parlaması, işlerlik kazanması, onun bir faydaya dönüşmesi için çok çalışmak gerekiyor. Yeteneğin çalışmayla rutinleştirilmiş haline de deha diyoruz zaten. Yani bir futbol dehasıdır Maradona. Neden? Çünkü çalım atarken düşünmez artık. Yani düşünerek yaptığı bir şey değildir. O onun otomatik. Evet, top onun bir uzantısı haline gelmiştir. Hacı böyledir, değil mi? Fakat bir yandan da çok çalışarak bunu parlatanlar var. İşte mesela günümüz futbolunda nedir? Mbappe, işte Neymar, değil mi? Bu genç adamlar muazzam işler yapıyorlar. Artık Ronaldo ile Messi eskilerden sayılmaya başlandı. Bunlar çok çalışarak da yeteneklerini parlatıyorlar. Yani bu onlar dikkatimizi çekiyor. Onlar bizi cezbediyor. Söylediğim şey benim yeteneğim var. Hadi gelin keşfedin. Hadi keşfettiyseniz benim durmadan bunu tekrarlamamı alkışlayın beklentisi yeteneklinin dramıdır o. Yetenekli kimse, hangi meslekteyse, hangi disiplindeyse onun trajedisi, yeteneği belası olabilir. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın, sağlıkla kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.